Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayası samurdan sadece iki bezeyle nefis bir börek hazırlayacağım. Malzemelerimi hazırladım. Hemen hamuru yoğurarak başlıyorum. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı su. 1 tatlı kaşığı da tuzu ekleyip bir karıştırıyorum. Azar azar un ekliyorum. Önce şöyle bir kısmını ekledim. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Yumuşacık bir hamur hazırlayacağım. Önce kaşıkla karıştırıp daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu toparladım. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Hemen kıvamını da göstereyim. Yumuşacık bir hamur hazırlayacağız. Mayasız bir hamur. Hiç dinlendirmeye gerek yok ama güzel açabilmek için mutlaka bir 10 dakika ben dinlendireceğim. Vaktiniz varsa siz de mutlaka bir dinlendirin. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Masayı biraz unlayarak iki tane beze hazırlıyorum. İlk bezeden başlayarak genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Yerini tereyağı ile yağlıyorum. Geniş tarafından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Kendi etrafında döndürerek gül şekli veriyorum. İkinci bezeyi de aynı şekilde hazırlayacağım. Üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru pişireceğim tepsinin büyüklüğünde genişletiyorum. İçine peynir koyuyorum. Dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. İkinci açtığımı da üzerine kapatıyorum. Üzeri içinde bir tane tam yumurta, parlaklık versin diye de bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim. Üzerine çizikler atıyorum. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derece alt üst ayarda ısınıyor. Ortalama 30-35 dakikayı bulur ama bu fırından fırına kesinlikle fark ediyor. Lütfen gözünüz üzerinde olsun. Altı üstü güzelce kızardığı zaman fırından çekersiniz.
Böreğim hazır. Çok güzel oldu. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Hemen şöyle bir diliminde kesip göstereyim. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.